Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. Edebiyat Full Tekrar programıyla karşınızdayım. Bakalım ne zaman başlıyoruz, neler anlatacağız, nasıl bir sırayla gideceğiz, videolar ne zaman gelecek, nasıl gelecek? Gelin isterseniz her şeyi konuşalım ama bugün 24 Mayıs arkadaşlar. Kampımız 27 Mayıs'ta başlayacak. Aradaki bu yarın itibariyle 25-26 Mayıs'ı, o iki günü yine flash videolarla, nokta atış videolarla geçireceğiz, haberiniz olsun. 27 Mayıs itibariyle ise kamp programını başlatacağım. 27 Mayıs'ta şiir bilgisini göreceğiz. Hocam ne demek şiir bilgisi? Nazım birimi, nazım biçimi, ölçü, şiir türleri değil mi? Aman dikkat. Yani şiirle ilgili ahenk unsurları, kafiyedir, rediftir, her şeyi göreceksiniz. Her şeyi. Tepeden tırnağa her şey. 28 Mayıs'ta edebi sanatlar. Bunlar uzun soluklu videolar olacak arkadaşlar. Genelde hedefim 1,5 saat falan oluyor ama biliyorsunuz ben çok uzatmıyorum videoları. Yani 1-1,5 saat arasında inşallah bitirmeyi planlıyorum her videoyu. Edebi sanatlara geleceğim böyle tane tane. Tek tek örnekler üzerinden, bakın bu böyledir, şu şöyledir, çayımızı koyacağız masanın bir kenarına, yudumlaya yudumlaya, böyle canlımış gibi, canlı bir videoymuş gibi, böyle satır satır sohbet havası içerisinde götüreceğiz. 29 Mayıs İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, kulaklara da hitap etmek adına okuyorum, yoksa hepsi yazıyor zaten. 30 Mayıs Halk Edebiyatı, 31 Mayıs Divan Edebiyatı, 1 Haziran Edebi Akımlar, 2 Haziran Tanzimat Edebiyatı, 3 Haziran Servet-i Fünun, 4 Haziran Fecrati, 5 Haziran Milli Edebiyat, 6 Haziran Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ve 7 Haziran'da ise bir toparlama yapacağım. Metin türleri, sözlü anlatım türleri, öğretici metinler, şunlar bunlar, her şey arada toparlanmış olacak burada. Mesela atıyorum 30 Mayıs Halk Edebiyatı. Şimdi 30 Mayıs'ta Halk Edebiyatı'nı konuşurken nazım biçimleri, nazım türleri, şairler, dönem özellikleri, dönem dönem biliyorsunuz 3 ayrılacak kendi içerisinde. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatacağım her şeyiyle. Doğal olarak atıyorum işte 30 Mayıs'ta dinleyeceğiniz Halk Edebiyatı videosu sonrası açık kalmayacak. Bitti. 31 Mayıs'ta dinleyeceğiniz Divan Edebiyatı sonrası her şeyi baştan sona tekrar etmiş olacağız. O zaman 27 Mayıs'a tarihleri, takvimleri, her şeyi ayarlıyoruz hocam. Hazırlıyoruz. Saatlerimizi kuruyoruz inşallah. Videoları 12'den önce atacağım arkadaşlar. Bir yandan da Türkçe'ye çünkü atacağım. 27 Mayıs'ta Türkçe kanalında da biliyorsunuz Rüştü Hoca'yla Türkçe'de de kamp başladı. Full tekrar başlamış olacak. 12'ye kadar bu iki videoyu da atmış olacağım. Bir Türkçe bir de edebiyat, haberiniz olsun. Yine planım sabah saatlerinde atmak ama en geç 12'ye kadar inşallah kanala atmış olacağım. Şimdi ne yapacağız? Yarın 25'i. Ben 25'inde yine güzel bir derleme video atacağım sizler için. Güzel bir şey derleyeceğim. 26'sına da yine öyle. Yine boş kalmayacağız Allah'ın izniyle. 27 Mayıs itibariyle de şov başlayacak. Haberiniz olsun. Eksik bırakmayacağız. Parçalayacağız hocam. E o zaman 27 Mayıs'ta görüşmek üzere.